Sayın Vekilim, nerede bir Trabzon duysak oraya koşuyoruz. Kocaeli'ne koştunuz, Ankara'da gündem yoğun. Öncelikle gezdiniz, nasıl buldunuz alalım? Evet, yeni geldim. Bugün Ankara'daydım. Ankara'da da Trabzon'la ilgili bir etkinlik vardı. Ona katıldım. Ardından davetlisi oldum. Kocaeli'ndeki Trabzon tanıdım günlerine iştirak eylemek istedim. Tabii standların tamamını henüz gezmedim ama aldığım ilk intiba gerçekten çok güzel bir hazırlık yapılmış. Trabzon'u ve bütün ilçelerini tanıtan, hem Trabzon'umuzun tarihini, kültürünü, sanatını, sosyal ve ekonomik yapısını, yöresel ürünlerini çok iyi bir şekilde tanıtan, gösteren muazzam bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonlara benim her zaman söylediğim gibi Trabzon'u gurbette vuslatı gerçekleştirmektedir. Hem gurbetçilerimizin burada kendi yörelerini, kendi şehrinin geçmişteki izlerini burada bir nevi hatıralarını canlandırmaktadır. Hem de Trabzon'umuzu Türkiye'nin her bir tarafında en güzel özellikleriyle tanıtmaya katkı sağlamaktır. Bu amaçla çok güzel bir organizasyon yapıldı. Kocaeli'nde ilk kez yapılmış olmasına rağmen başarılı buluyorum, tebrik ediyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Ve çok kalabalık ve yoğun bir ilgi de görüyorum. Bu da organizasyonun zaten başarılı olduğunun bir göstergesidir. İnşallah. Fiziki olarak alan çok müsait. Trabzon'da hep böyle bir alan istiyoruz. Yani bunun yapılması için biz de destek olalım. Yani bir fuar kongre merkezi Trabzon neden olmasın diye. Trabzon'dan gelen herkesin dilinde bu var. Buradaki insanlar bunun yokluğunu hissetmiyor ama biz Trabzon'da hissediyoruz. Bu konuda da sizin desteklerinizi bekliyoruz. Trabzon'da Dünya Ticaret Merkezi'nin olduğu yerde fuar merkezi vardı. Evet. Tabii bu başka bir amaçla yapılacağı için yıkıldı. Bundan sonra daha iyisini, daha güzel bir alanı oluşturacağız. Trabzon'da birçok 5 yıldızlı otel ve kongre merkezleri vardır. Ama bu tarzda bir salon daha önce bizim Trabzon sahilinde vardı. Evet. Ardından Dünya Ticaret Merkezi'nin olduğu yerde bulunmaktaydı. Şimdi daha iyisini tabii ki bizler de gerçekleştireceğiz. Sayın Vekilim, Trabzon gündeminden biraz siz Ankara'da yoğun mesainiz nedeniyle belki Trabzon'dan uzak kalıyorsunuz ama Trabzonspor'la ilgili çok emek veriyorsunuz. Çok duyuyoruz. Düştüğü ekonomik buhrandan çıkması için çok gayretleriniz oluyor. Bugün bir haber duydunuz mu? Biz duyduk. Katarlılar bir televizyon kanalında Trabzonspor'a %50'sine 250 milyon dolara talip olduklarını açıkladılar. Böyle bir haber duydu. Öncelikle böyle bir şey sizin kulağınıza geldi. Katarlıların Trabzon'a ve Trabzonspor'a uzun bir süreden beri yakın ilgilerinin olduğunu biliyoruz. Ancak somutlaşmış bir şey yoktur. Bu konuda resmi... Çok da tepki oldu yani. Siz böyle bir şey olabilir mi size? Şöyle söyleyeyim. Bu bir model çalışma yapılabilir ama Trabzonspor'un isim hakkının bir başka bir şirkete verilmesini doğru bulmuyorum. Ama stada bir isim hakkı verilebilir. Veya farklı bir alanda sponsorluk desteği olabilir. Bunların hepsine kapımız açıktır. Peki dün akşam bir Trabzon zirvesi yapıldı. Trabzon'la ilgili Ankara'da sürekli zirve yapılıyor. Trabzon'la ilgili olağanüstü bir durum mu var? Bunlar rutin zirveler mi? Yeni müjdeler var mı? Trabzon hep zirvededir Ankara'da. Trabzon'un zirvesi hiçbir zaman eksik olmaz. Tabii Cumhurbaşkanımızla bir toplantı gerçekleştirdik. Bunu zaten basında yer aldı. Evet. Aile içi bir toplantı ve şunu gördüm ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'u Trabzonlulardan çok daha iyi biliyor, yakından takip ediyor ve Trabzon'la ilgili olarak en küçük durumdan bizzat kendisi haberdar olduğunu ifade etmeliyim. Trabzon'la ilgili yapılacak olan yatırımların, projelerin, mevcut durumları, hangi aşamaları kat etmemiz gerektiği hususunda güzel bir toplantı oldu. Ve bu toplantı akabinde birlik ve beraberlik çıtamızı daha da yükselterek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rekor bir oy, Karadeniz bölgesinde rekor bir oy beklediğini, Trabzon'da
5 olan milletvekili sayısının 6'ya çıkarılmasını, yerel seçimlerde de bütün ilçelerde belediyelerin kazanılması hususunda çok önemli. Belki zor ama çalıştığımızda kolay olacak. Büyük bir hedef de bizi yüz yüze bıraktı. Yüz yüze tabiri belki olmayabilir, uygun düşmeyebilir ama bizlere böyle bir sorumluluk yükledi. Evet. Biz de bu sorumluluk duygusuyla daha çok çalışacağız, gayret edeceğiz. Trabzon'da Cumhurbaşkanımız çok memnun ve bu memnuniyetini her seçimde gösterdiğimizi ifade etti. Bundan sonraki seçimlerde de aynı performansını daha da yükseltilerek Trabzon'un, Karadeniz'in parlayan yıldızı, Türkiye'nin de en önemli illerinden birisi olduğunu göstermemiz gerektiğini ifade etti. Peki yeni vaat edilecek neler var Sayın Vekilim? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Akyazı Stadı'nı vaat etti, yaptı. Devam eden projeler var. Ama halkın bir demiryolu beklentisi var, bir raylı sistem beklentisi var. Bunun müjdesini acaba Başbakan verecek mi dedik, vermedi. Acaba Sayın Cumhurbaşkanımız mı verecek veya daha başka şeyler? Yani Trabzon'da yeni seçime nelerle girmeyi düşündünüz, bunu konuştunuz mu? Şimdi Trabzon'da zaten verilebilecek en büyük sözleri verdik. Yapılması gereken en mega projelerin altına taahhüt olarak imza attık. İki seçim üst üste yaşadık. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri. Bu seçimleri biz çok iyi bir şekilde yorumladık ve Trabzon'da yapılan hizmetler, yapılmakta olanlar ve yapılacak olanları çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Ve mega projeler Trabzon'un zaten geleceğini teminat altına alacak 100 yıllık yatırımlar olarak değerlendiriyoruz. Bir demir yolu projesi, bir güney çevre yolu projesi, bir ikinci üniversite, yatırım adası, Akyazı Stadı'nı zaten tamamladık, tekrar etmek istemiyorum. Karakaya içme suyu barajı, demir yolu projesini söyledim, ikinci havalimanı. Bunlar zaten Trabzon'da şu anda hemen hemen herkes tarafından kabul gören projeler. Bunların dışında yeni Trabzon'da yapılması gereken değil, yıkılması gereken projeler vardır. Onlarla ilgili de adımlarımızı atıyoruz. Demir yoluyla ilgili zaten somut adımlar atmaya başladık. Bunu geçenlerde demeç verdim. Evet. Şu anda demir yollarının yatırım envanteri içerisinde Erzincan, Kelkit, Gümüşhane, Torul, Maçka, Trabzon güzergahında demir yolu proje çalışması devam ediyor. İkinci üniversite ile alakalı çok kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuda da milletvekillerimize, Sayın Bakanımızla çok istediğimizi, bu üniversitenin bir an önce Trabzon'da olmasını ifade ettik, kurulmasını ifade ettik. Ve büyük ihtimalle bu üniversitenin de çok yakın bir süre içerisinde kanuni çalışmaların, yasal çalışmaların tamamlandıktan sonra kurulacağını ifade etmek istiyorum. Bunun dışında hem ikinci havalimanı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hem Karakaya içme barajı ile alakalı karar verdik mi? İkinci bir havaalanı mı yapacağız yoksa mevcudu yıkıp yerine mi yapacağız? Şöyle söyleyeyim. Şu anda fizibilite çalışmaları yeni havalimanından mevcut havalimanının ön tarafında bir dolguyla tane beraber yeni bir havalimanının yapılmasının daha uygun olduğunu ifade edilmektedir. Onun dışında zaten yatırım adasıyla alakalı çok somut bir adım attık ve başlandı. Yani şu anda bu artık bundan sonrası tamamen bürokrasi ve ihale süreçleriyle alakalı bir durumdur. Yani bundan daha geri dönüşü söz konusu değil. Şehir Hastanesi Yüksek Planlama Kurulu'nda, o da ihalesi yapılma aşamasında en zor aşamaları geçildi. Dolayısıyla biz Trabzon'la alakalı Allah şükürler olsun ki her gün yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve vermiş olduğumuz sözleri inşallah en somut adımlarla beraber seçmenin karşısına çıkabilecek huzuru kendi içerimizde buluyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Vekilim. Vaktinizi almayayım, kısıtlı. Çok sağ olun bizi ziyaret ettiğiniz için. Teşekkür ediyorum.